Terörle mücadele kapsamında Eren Kış operasyonlarının devam ettiği noktalardan biri olan Bitlis Tatvan'dayız. Dağları tepeleri karış karış arıyorlar. Sarp vadilerde, uçsuz bucaksız arazilerde teröre darbe üstüne darbe vuruyorlar. Jandarma özel harekat timleri tarafından bölücü terör örgütüne ait kış barınma alanı tespit edildi. Ayak basmadık yer bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacağız. Burası Bitlis il merkezine bağlı Çeltikli Vadisi. Bilinen adıyla Sihi Ormanları. Şu anda özel harekat ve komando birlikleriyle beraber teröristlerin yoğun olarak kullandıkları araziye, yani Sihi Ormanlarına doğru hareket ediyoruz. Burası Sihi Ormanlarının giriş noktası olan Haftepe Balcılar bölgesi. Bakın, bölgenin devamı Sihi Ormanlarına açılıyor. Terör örgütü bu ormanları geçiş ve saklanma alanı olarak kullanıyor. Bakın, bu bölge teröristlerin yoğun olarak kullandıkları bir alan. Aslında bölge her ne kadar teröristlerden arındırılmış olsa da bu nokta onların geçiş güzergahı olduğu için bölgede yeniden kendilerine sığınak, barınak, mağaralar oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla ekipler hem havadan hem de karadan olmak üzere bu noktada aramalarını sık sık gerçekleştiriyor. Terörün yuvası olarak bilinen bu ormanlarda operasyonlar peş peşe yapılıyor. Hedef teröristleri tamamen temizlemek ve kış hazırlığını yok etmek. Operasyonun sürecini zorlaştıran en büyük etkenlerse bakın bu meşe ormanları. Hem ağaçların yüksek olması hem de çok sıkı olması nedeniyle teröristlerin yerini tespit etmek daha da güçleşiyor. Yani bu ormanlar aslında onların kendilerini kamufle etmelerine büyük olanak sağlıyor. Vadi Sarp, hava şartları ise olumsuz. Arazi ise uçsuz bucaksız. Büyük bir sığınak tespit ettik, tamam. Jandarma özel harekat timleri tarafından bölücü terör örgütüne ait kış barınma alanı tespit edildi. Biz de şu anda yaklaşık 450 metre aşağıda bulunan sığınağa doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı. Dikkatli bir şekilde ilerleyin. Yapılan operasyonda tespit edilen büyük barınma alanlarından bir tanesi burası. Sığınak toplamda uzunluğu 50 metre ve genişliği ise 8 metre. Toplamda 7 odadan oluşuyor. Aslında jandarma özel harekat timleri tarafından tespit edildikten sonra burası imha edilmişti ve sığınak oldukça tahrip olmuş durumdu ama 20 terörist grubunun içeride barınabileceği şekilde elle kazılarak yapılmış burası. Burası tamamen insan gücüyle yapılmış. 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 3 adet tüp, işte gördüğümüz gibi ocak, tencere, ayakkabı, battaniye, günlük yaşam malzemeleriyle beraber içeride tespitlerimiz var. Sığınak kısa sürede imha edildi. Özellikle 2017'den sonra SİHA'ların ve İHA'ların etkin olarak kullanılması, yoğun operasyonların sonucunda örgüt şu anda çökme konumuna geldi. Evet, Türk komandosu! Düşmanı çayıptan çemle ederim! Düşmanı çayıptan çemle ederim! Allah Türk komandosunu korusun!